Sevgili izleyiciler merhaba. Konuğumuz astrolog Gülfer Sarp. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Gülfer Sarp ben. 1986 İstanbul Bakırköy doğumluyum. Aslen Selanik Kavalalıyız. Evliyim. İki oğlum var. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve İşletme Fakültesi mezunuyum. Bir süre zihinsel engelli özel çocuklarımızla eğitimci olarak çalıştım. Daha sonrasında annelik kariyerime geçiş yaptım. Baktım ki bu alanda da emekliliğimiz yok. O yüzden kendime yeni bir yol çizdim. Şimdi astrolog olarak kariyerime devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Astrolojiye olan ilgi nasıl başladı? Çünkü eğitimimiz farklı bir konuda nasıl e, buraya geçiş yaptınız bir kırılma noktası yaşadınız mı? Aslında evet e, ben en başından beri eğitim aldığım mesleğimi tabii ki severek e, bilgisayar programcılığını çok severek çünkü sayısal bir e, hı hı. beyin Beyn yapısına hı. sahibim hı hı. E, ama hep bir arayış içerisinde oldum kendime ait hissedemedim ve kendime ait hissedemediğim bir alanda da e, amaç sadece para kazanmak olmadı hiçbir zaman benim için bu yüzden de hep bir alan arayışım oldu e, astrolojiyi zaten tercih eden insanların aslında hep şöyle bir hikayesi vardır çocukluklarında mutlaka yıldızlara gökyüzüne e, mutlaka bir ilgileri olmuştur benim de vardı her zaman yıldızlara işte izleyerek gökyüzünü izleyerek hep bir mesaj arıyordum e, sonrasında da uzun yıllar başka alanlarda da arayışlarım devam etti ama kendimi hiç ait hissedemedim en son kardeşimin abla senin alanın bu neden arayış içerisindesin? Bu alana girmelisin. E, şeklinde beni biraz desteklemesiyle, cesaretlendirmesiyle bu alana geçiş yaptım. Çok güzel. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Şöyle astroloji insanın insan hayatıyla ilgilenen bir alan. E, o yüzden de insanın hayatını ilgilendiren her alandan talepler alıyoruz. Kimi e, bazı sorular arıyor, kimi yol haritasının cebine koymak hı hı. istiyor, rotasını hı hı. belirlemek istiyor. Kimisi de işte finansal yatırımları için e, önemli Yaşayacağı önemli olayları, e, sonuçlarını az çok tahmin edebilmek için bizlere başvuruyorlar. İnsan hayatını ilgilendiren her türlü e, olay, yaşamın içindeki her şey bize talep olarak geliyor. Harika. Peki işinizin zorlukları nelerdir acaba? İşimin zorlukları e, kesinlikle manevi yükü. Çünkü şöyle bir şey var. Biz genelde sosyal medya üzerinden danışanlarımıza ulaşıyoruz. E, sizi izliyorlar veya işte danışanların memnuniyetiyle geri dönüş sağlıyorlar ve bizlere geldiklerinde zaten bize aslında bir güvenle geliyorlar, güvenmiş oluyorlar. Bizi o o şekilde tercih ediyorlar. Bir kere zaten karşınızdaki insanın bu güvenini hissediyor olmanız size bir e, ayrı bir yük yüklüyor. Hı hı. Bir de e, insanların insanın hayatları hakkında öngörülerde bulunuyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. İnsan hayatında e, insanların hayatında bazen kayıplarını, bazen yaşayabilecekleri sınavlarını, zorluklarını görüyoruz ya da potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve burada açılar astrolojide çok önemlidir ve yanlış gördüğümüz bir açı, yanlış incelediğimiz e, bir konumlanma onların hayatında Tamamen yanlış öngörüde bulunmamıza sebep olur. Bu yüzden ben çok titiz davranmaya çalışıyorum. Hı hı. Objektif bir... değil mi? Aynen bir öyle. Ee, tamamen objektif. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlara yaşayacakları şeyleri birdenbire e, en kötü haliyle incelemeden, sağlamasını yapmadan söylemek gerçekten yanlış buluyorum. Bu yüzden de e, insanlara bir şeyleri söyle. Şimdi öncelikle haritasını inceliyorum. Evet. Daha sonrasında da. Karşımdaki danışanıma bunu aktarmadan önce en uygun cümleleri seçiyorum. Yani evet. aslında hem harita yorumluyorum evet. daha sonrasında da uygun cümleleri seçmeye çalışıyorum. Hı hı. Ee, bunun için de bir emek harcıyorum. Bu yüzden de bir de konuşma sırasında danışanlık yüz yüze verdiğim için ben arada bir empati oluşuyor. Onların hayatlarını benimsiyorsunuz. Hı hı. Fazla içselleştirmek değil evet. mi? Evet zaten astroloji gerçekten bir aşkla yapılacak bir şey. Bu konuda da bir üstadımızın bir lafı var. O çok hatırımda benim her zaman. Para kazan astrolojiden para kazanın ama para kazanmak için astroloji yapmayın. Evet, astroloji tabii. gerçekten e, aşkla yapılacak bir hı, şey. Hı. Çünkü insan hayatıyla ilgileniyorsunuz siz. Tabii. İnsanların alacağı etkilerle ilgileniyorsunuz ve gerçekliği çok yüksek olan bir ilim dalı bu. O yüzden de manevi yükü e, beni en çok e, zorlayan tabii. şey mesleğimde. Tabii. <laughs> evet. Peki danışmanlıklarınız nelerdir? Bunları nasıl uyguluyorsunuz? Danışmanlıklarım şöyle, doğum haritası analizi yapıyorum. Ee, yıllık ve aylık öngörülerimiz var. Solar return ve lunar return. Onun dışında ilişki analizi yapıyoruz. Ee, Bunların şöyle kısaca bir bilgi verirsem doğum haritası insanın hayatında bir kez alması yeterli olan bir öngörü sistemi e, analiz sistemi çünkü zaten doğduğu anda yıldızlar, asteroitler, gezegenler kişiye özel parmak izimiz gibi o kişiye hı hı. özel olarak konumlanmış oluyorlar ve hayatları boyunca alacağı etkilerin yorumladığımız bir analiz doğum haritası analizi e, yıllık ve aylık olarak öngörülerde bulunuyoruz bu yıllık ve aylık öngörülerimizde genelde o yaşayacağı yılı mesela bu yıl için 2023 23 yılını hı hı. E, yorumlarını istiyor evet. genelde danışanlarımız ama istedikleri yıla ait sorular sorabilirler, öngörülerde bulunabiliriz. O yıl yaşayabilecekleri, alacakları etkileri bunların çıkış yollarını ya da önlerinde hangi seçimi yaparsa onlar için daha uygun, daha kazançlı olacak. Onları daha hangi yolu seçerlerse e, o yol daha on... Önleri açık olacak o yolda. Bunları e, öngörüyoruz. Aylık öngörü de insanların hayatlarında bazı zamanlar çok önemli olabiliyor. Evet. Onun için de istedikleri ayın e, öngörülerini yaptığımız bir analiz sistemi. İlişki analizi sinastiri ise e, her türlü ilişki. Kiminle ilişki dinaminizi merak ediyorsanız, kiminle e, ilişkinizde yaşayacağınız olumlu olumsuz şeyleri, konuları merak ediyorsanız. Bu e, sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, öğretmen öğrenci ilişkisi olabilir, danışan ilişkisi olabilir. İşvereniniz de olabilir. Kiminle anne baba çocuk, kiminle ilişkinizin dinamini merak ediyorsanız o kişiyle ilişkinizi e, analiz ettiğimiz bir öngörü sistemi. Çok güzel. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? Aslında astroloji benim için başlı başına bir keyif. Çünkü astroloji e, bir bulmaca çözmek gibi, bir labirentin çıkışını bulmak gibi, matematikte denklem sorularını çözmek gibi. E, bu yüzden ben de hep dediğim gibi sayısal bir öğrenci olduğum için benim için başlı başına bir keyif bu. E, insan Sonrasında insan ilişkileri, çünkü ben gerçekten insanlardan besleniyorum, insan ilişkisinden çok beslenen biriyim. İnsanlarla birebir iletişimde bulunmak, onların hayatlarını öğrenip, onların hayatlarına şifa olabilmek, yardımcı olabilmek... Ee, çok keyifli. Bir de tabii ki danışmanlıklardan sonrasında gelen dönüşler olumlu dönüşler. Hayatları dokunmak. Evet ekstra mi? bir keyif. Sonrasında Gülfer Hanım şunu söylemiştiniz ve ben bu şekilde davrandığımda sizin dediğiniz gibi benim için şu kapı açıldı ya da işte şu oldu. Siz bunu söylemiştiniz ve ben bunu e, bilmediğim halde bir hastalık öngörüsünde bulunabiliyorsunuz çünkü mesela. Onun farkında olmuyor ama daha titiz davranan danışanların bir doktora gittiğinde sonrasında o rahatsızlığını önceden mesela gördüğünde benim için tabii ki bu olumlu dönüşler insanların hayatlarına faydalı olabilmek ekstra keyif veriyor. Çok güzel. Gerçekten büyük bir manevi tatmin. Evet. Böyle sorunları çözmek, insanları mutlu etmek. Peki sizce astroloji nedir? Astroloji gökyüzündeki asteroidlerin, gezegenlerin, yıldızların konumlarını inceleyen bir gökyüzü ilimidir. Zaten kelime kökenine indiğinizde de astro, yıldız, loji de logi kelimesinden günümüze loji bilim olarak türetilmiş bir kelimedir. Astroloji yıldız bilimidir. Evet. Peki astrolojide en etkili ve en güçlü gösterge nedir? o şekilde aslında en güçlü değil de insanların hayatına en çok etki eden göstergeler dersek benim kendi gözlemlerimde üç gösterge var en güçlü olanların arasında. Bunlardan biri Şiron Kuyruklu Yıldızı Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü. Ee, bunlar hakkında şöyle kısa bir bilgi verirsem size. Şiron Kuyruklu Yıldızı yaralı şifacımız. Bizim e, hayatımızda hep bir el bizi yönetiyormuş gibi gelir. Ve o elin ne olduğunu bir türlü bulamayız. E, hep birilerine bir alanda şifa veririz. Ama kendi terzi kendi söküğünü dikemez lafı vardır ya. E, o alanda kendimize şifa veremeyiz. Ama herkese o alanda fayda, fayda veririz. İşte bu yaralı şifacı Şiron'dan gelir. Ben bunu neden kendime fayda veremiyorum, neden bu konuda herkese hayrım var da kendime yok dediğiniz yerde Şiron vardır. Ve bence Şiron'un doğum haritanızda, Şiron'un sırrını çözdüğünüzde zaten simgesi de ters anahtar şeklindedir. Bence hayatınızdaki birçok kilit noktayı açmış oluyorsunuz. Ve Şiron 1977 yılında keşfedilmiş. 1977 yılından öncesinde yorumlanamamış olması gerçekten astroloji için bence büyük kayıp. Çünkü dediğim gibi... Ya kilit noktaları hayatımızın kilit noktalarını açan gösterge bunu da ay burcumuzun derinliklerine inerek danışanlarımıza e, nasıl açacaklarını nasıl şifalanacaklarını e, söylüyoruz Onun dışında Güney ay düğümü ve Kuzey ay düğümü Güney ay düğümü e, bizim kayıplarımız ama konforlu alanımız, çıkmaktan korktuğumuz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi benim böyle bir yerde ilk çekimim ve ben bunu buraya gelmek için gerçekten çok bence büyük bir cesaret göstermiş oluyorum. Çünkü ilk kez ekran karşısına çıkıyorum. Eğer ben bunu güney ay düğümüme uyup, Konforlu alanımdan çıkmak istemeseydim, çıkmasaydım beni geliştiremeyecekti. Ben aynı yerimde bu fırsatı kaçırmış olacaktım. Ama Kuzey Ay Düğümü'nü tercih edip cesaret gösterip bir aksiyon aldığım için kendimi gelişmeme yardımcı olmak için bu aksiyonu alıyorum. Böylece Kuzey Ay Düğümü'ne hizmet etmiş oluyorum. Aslında Güney Ay Düğümü bizim geçmişimiz Kuzey Ay Düğümü ise geleceğimiz. Güney Ay Düğümü'nde kaldığımız sürece bizi mutlu etmeyecek, bizi geliştirmeyecek ama tanıdığımız, bildiğimiz, oradan çıkmakta zorlandığımız ya da nasıl çıkacağımızı bilemediğimiz bir alan. Kuzey Ay Düğümü ise cesaret gösterip seçimlerimizi cesaretle yaptığımızda istediğimiz şeyin arkasında durduğumuzda e, bizi geliştirecek olan, geleceğe taşıyacak olan, ilerletecek olan, bizi aydınlatacak olan alan e, bunları da gerçekten bulmak çok zor. Ben astrolojiyle keşfettim. Ömür boyu aynı kısır döngüde yaşayan insanlar var mesela. Maalesef. Sabah, öğlen, akşam aynı. Hayatım hep aynı. Aynı ama sen bir şey yapmıyorsun ki. O konforlu alanındasın oradan çıkmak sana zor geliyor. Seni geliştirmediğini de biliyorsun ama korkuların var. İşte biz de onlara bu korkuların nelerden kaynaklandığını, hangi potansiyellere sahip olduğunu, o potansiyelleri nasıl gerçekleştirebileceklerini, kuzey ay düğümlere nasıl hizmet edip geçebileceklerini anlatıyoruz. Çok güzel. Astroloji ile hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Bu aslında astrologlar içinde, danışanlarımız içinde astroloji bence herkeste aynı etki yapıyor. Çünkü astrologlar ben astroloji öğrendiğimden, öğrenmeye başladığımdan beri hep bir ya öyle miymiş? Bu demek ki bu yüzden oluyormuş falan şeklinde önce kendi hayatımda içselleştirdim. Önce kendi potansiyellerimi keşfettim. Kendimde uygulamaya başladım. Mesela şöyle bir şey var. Ee, daha öncesinde de dedim ya hep bir alan arayışım oldu. Ama ben onlara şey diyorum. Enerji sünger bobları. Hayatımızda enerji sünger bobları var. Enerji emiciler. Birini bir şey yapma Yapmak istediğiniz anlattığınızda bana e, şöyle bir tepki verildiğinde ya ne gerek var şimdi otur yerinde böyle olmaz o dediğinde ben direkt olarak o enerji sünger boblarına yeniliyordum. Çünkü potansiyellerimin farkında değildim. Şimdi o potansiyellerimin farkındayım. Benim bir sözüm var. Hepimizin hayat adını verdiğimiz gemileri var. Ama... Hepimiz kaptana değiliz bu gemilerin. Çünkü rotamız belli değil ve dümen kendi elimizde değil. Astrolojiyle ben rotamı çizdim, potansiyellerimin gideceğim yolun farkındayım. Rotamı çizdim, dümeni elime aldım. Kaptan benim. Harika, çok güzel. Dizginler bizim elimizde olacak. Evet. Peki işinizle ilgili hedefiniz nedir? Şimdi ilgili hedeflerim. Öncelikle astrolojiyi e, doğru tanıtmak, çünkü bunu misyon edindim kendime. Astrolojiyi tanıdıktan sonra, astrolojiye gir, girmeden öncesinde ben de çok zorlandım. Çünkü zaten e, yanlış... Bilen çok fazla bu alanı e, falcılık işte farklı şeylerle bağdaştıranlar var dini olarak ters düşen bir yanı var mı çünkü hep bir şey var gaybı yalnız Allah bilir evet doğru gaybı yalnız Allah bilir ama gayb nedir? Gayb bilinmeyendir ama neyin bilinmeyeni? Bunlara bilgiye aslında kova çağındayız ve bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken insanlar kelime anlamını çok e, araştırmadan bu şekilde davrandığı için biraz bu konular zorluyor ama gayb ahiret hayatıyla ilgilenir. Ahiret hayatındaki bilinmeyenlerdir. Cennet cehennem ölüm sonrası yaşamdır. Ama biz astrologlar o kısımla ilgilenmeyiz. Biz dünyada yaşıyoruz. Dünyada aldığımız, dünyadan aldığımız etkileri öngörüyoruz. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela bir doktora gidiyorsunuz ve son evrede bir kanser hastası. Doktor diye, diyor ki mesela e, bu kanser hastasının kalan ömrü en fazla bu kadardır. Ben bunları bunları yapayım. Yapabilirim. Bunu nasıl söyleyebiliyor? Bu da bir öngörü değil mi? Tabii. Geleceği öngörmek Hı -hı. eğer şeye bakarsak. Ama daha önce hastalardan bir tecrübesi var o doktorun. Artı önünde e, testler, tahliller var bir sürü ve bu şekilde şey yapabiliyor. Ya da Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, e, hava durumu tahminleri bunlar da geleceğe dair öngörüler. Hepsi bu dünyayı ilgilendirir. Bizim de astrolojide ilgilendiğimiz şey bu dünyadır. Biz dünyanın insanlara, hayvanlara, iklimlere, şehirlere, ülkelere, siyasi ekonomiye her alanda aldığı etkileri inceleriz. Astrolojiyi bu şekilde doğru tanıtmak ilk hedefim. Daha sonrasında tabii ki mümkün olduğu kadar çok insan hayatına ulaşmayı hedefliyorum. Çok insana şifa olmayı, potansiyellerini göstermeyi istiyorum. Onların da kabuklarını kırmasını istiyorum. Ondan sonra da işin eğitim kısmına geçip, Astroloji ileri çağlara nasıl ki bizler devraldık. Astroloji ileri çağlara yetiştirecek sağlam temelli astrologlar yetiştirmek istiyorum. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Öncelikle size çok teşekkür ederim. ederim. Ee, davetiniz için onur duydum. Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Ekibiniz gerçekten çok harika. Ee, beklerken heyecanımı yatıştırmak için herkes elinden geleni yaptı. Neyse. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Çağırırsanız yine gelirim. Teşekkür <laughs> ederim. <Çok gülüyor> ee, i̇zleyicilere ise rotanızı belirlemek isterseniz gelin birlikte bulalım diyorum. Neyse. Son olarak da yüzünüz güneşe yüreğiniz insana dönük olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz astrolog. Gülfer Sarp'tı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.